Ege Üniversitesi Televizyonu'ndan, Tarım ve Gıdamız programından ve Soğuk Bir İzmir Sabahı'ndan hepinize günaydın sevgili izleyiciler. Ege Üniversitesi Televizyonu'nda yine gündem yaratmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bir süredir özellikle bitkisel üretim konusunda değerli öğretim üyesi arkadaşlarımızı bu stüdyoda konuk ediyorduk. Bu hafta bitkisel üretimden artık hayvansal üretime geçiyoruz ve hayvansal üretim konusunda bize değerli fikirlerini vermek üzere çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Evet, bu hafta küçükbaş hayvancılıktan başladık ve Türkiye'de küçükbaş hayvancılık sektörünü konuşacağız. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık dendiği zaman akla gelen isimlerden bir tanesi de şu anda stüdyoda. Kendisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nedim Koşum. Sayın hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Harun Hocam. Bu güzel güneşli İzmir sabahından önce Ege Üniversitesi akademisyen arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, Ege Üniversitesi çalışanlarına, değerli öğrencilerimize ve üreticilerimize günaydın diyor ve hayırlı sabahlar diliyorum. Hocam, şimdi önce şunu, küçükbaş hayvancılık dedik biz. Tabii bunu Sizin gibi uzman olan hocalarımız ve sektörün içerisinde yer alanlar biliyorlar küçükbaş hayvan dendiği zaman ne anlaşıldığını. Ama sevgili izleyicilerimiz daha rahat anlayabilmesi için, küçükbaş hayvan dediğimiz zaman hangi hayvanlar bunun içerisine girer? Şimdi Türkiye için ve Müslüman ülkeler için küçükbaş hayvan dediğimiz zaman koyun ve keçi yetiştiriciliği giriyor. Evet, koyun ve keçi yetiştiriciliği. Evet, ama diğer toplumları da dikkate aldığınızda bazı ülkelerde domuz yetiştiriciliğinde yine küçükbaş hayvan yetiştiriciliği içerisinde değerlendirildiği yerler var. Ama genellikle İslam coğrafyasında ve Türkiye için küçükbaş hayvan dendiği zaman koyun ve keçi yetiştiriciliğini anlıyoruz. Şimdi hocam direkt ben gireceğim. Şöyle girmek istiyorum. Elimizde tabii istatistiksel veriler var. Ben de bunları dönem dönem kullanıyorum. İşte kendi yazılarımda da. Eskiden, yani bundan işte diyelim ki 80'li yıllarda herhalde, işte 90'lı yıllara kadar Türkiye'de küçükbaş hayvancılık çok önemliydi ve küçükbaş hayvan sayısı çok yüksekti. Mesela koyun sayısı, keçi sayısı yüksekti. Ancak son zamanlarda küçükbaş hayvancılık hayvanların, yani koyun ve keçinin arttığını, yine son birkaç yıldır verilen desteklerle yeniden arttığını görüyoruz. Neden küçükbaş hayvancılık Türkiye'de bu kadar önemsenme, niye büyükbaş hayvancılık onun yerine ikame edilmeye çalışıldı? Şimdi sözlerime önce küçük bir serzenişle başlamak istiyorum. Tabii. Bizim devletimiz ve halkımızla bilime, bilim adamına, akademisyene çok değer vermiyor. Söylediklerini çok dikkate almıyor. Onların söylediklerini bir siyasi söylediği zamansa sanki bir hadismiş gibi davranıyor. Öyle üzerinden peşinden gidiyor. Çok küçük bir örnek vereceğim. Örneğin Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Mehdi Eker çok doğru bir söz etti. Bundan birkaç yıl önce Türkiye coğrafyası, Anadolu coğrafyası küçükbaş hayvancılık coğrafyasıdır dedi. Ben o toplantıdaydım. Evet, ve sanki bu yeni söylenmiş bir sözmüş gibi her yerlerde böyle bir çok önemli bir söz gibi algılanmaya başladı. Oysa bu çoktan beri, yıllardan beri akademisyenler tarafından söylenen bir söz. Bizim öncelikle kendisini burada saygıyla selamlıyorum. Sayın Profesör Doktor Reşit Sönmez hocamız. Evet. Özellikle Batı Anadolu'da Türkiye için küçükbaş hayvancılığı nedenli önemli olduğunu ortaya koymuş ve Ege Üniversitesi de bu konuda öncülük yapmıştır. Her şeyde olduğu gibi değil mi? Evet. Küçükbaş hayvancılıkta gerçekten Ege Üniversitesi Türkiye'de çok önemli konularda öncülük yapmış. Örneğin koyun yetiştiriciliğinde. Mesela yıllarca. Sönmez koyunu değil mi? Evet. Tahirova koyunu, Sönmez koyunu, Acıpayam koyunu, Türk Geldi koyunu, Bornova keçisi gibi Türkiye hayvancılığına önemli katkılar sağlamış. Bir kurum Ege Üniversitesi. Evet. Olarak. Evet. Ve bizim kitaplarımızı, hocalarımızın kitaplarınızı açtığınızda orada küçükbaş hayvancılığın önemiyle ilgili çok önemli sözler var. Buğdayla koyun, gerisi oyun örneği. Ve küçükbaş hayvancılık Türk tarihi içerisinde, Anadolu coğrafyasında da çok önemli. Bazı özdeyişler var, atasözleri var. Ondan da öte bazı
aşiretlere, bazı toplumlara evet. ismini vermiş. Tabii. Yani ak koyunlular var. Evet, kara koyunlular var. Evet, kara keçiller kara var, keçil, sarı keçiller yörük, var, şey, karaman var. Evet, doğru var. Söylüyorsunuz. Gerçekten çok önemli ve Türkiye'nin de çok önemli bir potansiyeli var. Söz ettiğiniz gibi 1980'li yıllarda hatta istatistiklere bakarsanız ilk hayvan sayımı 1925 yılında yapılmış. Hı hı. O günden 1980'e kadar doğrusal bir artış olmuş. Evet, yani küçükbaş hayvan sayısında. Küçükbaş hayvan sayısıyla. Nüfus artışıyla birlikte doğrusal bir artış var. Yani nüfus başına neredeyse bir koyun düşmüş. 1980 yılında nüfus örneğin 45 milyon civarlarında. Evet. Koyun sayımız da bizim 45-46 milyon civarında. Herkese bir koyun düşüyor. Çok önemli sevgili izleyiciler. Kaç yılında dediniz hocam? 1980'li yıllarda. Bizim öğrencilik yıllarımızda. Yani öğrenci yıllarımızda Türkiye'nin nüfusu 45 milyon, Türkiye'de 45 milyon koyun var. Yani her kişi başı, her bir kişiye bir koyun düşüyor. Sonra hocam? İstatistikler yine baktığınız zaman özellikle grafik olarak 1980 yılı bir kırılma noktasını gösteriyor. 1980'den sonra özellikle küçükbaş hayvancılıkta ve büyükbaşta mandada bir geriye gidiş var. Doğrusal bir düşme var. Bunun nedenleriyle ilgili çeşitli görüşler var. 1980 yılı biliyorsunuz önemli bir yıl. Evet. Hem yönetim değişikliği açısından, bazı ekonomik politikalar açısından önemli. Bir de tabii Türkiye'nin özellikle hayvancılık açısından önemli olan Türkiye'nin terörle tanışması. Hayvancılık bölgelerinde Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da hayvancılığın, değil mi? Hayvancılığın çok yoğun yapıldığı yerlerde terörün başlaması ve bunun sonucu olarak da hayvancılıkla uğraşan kişilerin üreten kişiden çıkıp tüketici konumunda büyük şehirlere göçüyle başlıyor. Dolayısıyla hızla azalmaya başlamış. Tabii devletin uyguladığı politikalar, küçükbaş hayvancılığın ihmal edilmesi, sadece hayvancılığın teşvikinde büyükbaşın öne çıkması sonucunda 2000'li yılların ortalarına doğru 2005'lere kadar falan sürekli bir azalış var. Ondan sonra tekrar ivme çok şükür yukarıya doğru özellikle son yıllarda değil mi? Yani son yıllarda 2010 yılından sonra 2010 yılında da bir trend var yukarıya doğru. Bir evet, bunda da devletin politikalarında ciddi bir çok destekliyor, var. Destek verdi değil mi? Evet, hem sıfır faizli krediler açısından hem de teşvikler açısından son hükümetler özellikle çok büyük destekler veriyor. Bu konuda da tabii yatırımcının dikkatini çekiyor. Böyle olunca da hayvancılığımız özellikle de küçükbaş hayvancılık yeniden değer kazanmaya başladı. Peki neden mesela büyükbaşı destekledi, küçükbaşı yani şimdi tamam birçok nedenler söylediniz de hani terördür ama batıda da küçükbaş hayvancılık azaldı yani küçükbaş sayısı azaldı. Yani neden hani daha fazla süt verimi, süt miktarı arttırmak için mi yaptılar? Yani niye böyle bir şey ya? Veya Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa'da işte büyükbaş hayvancılık önde çünkü orada özellikle Akdeniz bölgesi dışında küçükbaş hayvancılığı pek görmüyoruz. Onu mu taklit ettik? Niye böyle oldu? Şimdi esasına bakarsanız bir ülkenin hayvancılığının omurgasını elbette ki büyükbaş hayvancılık oluşturur. Gerek tüketim alışkanlıkları bakımından gerekse üretimin potansiyeli açısından bu doğrudur. Ancak tabii bizim ülkemiz için küçükbaş hayvancılık önemli. Uygun. Neden? Çünkü küçükbaş hayvancılıkta lokalizasyon önemli. Evet. Yerellik var söz konusu. Hemen hemen her bölgeye adapte olmuş. O bölgenin koşullarına, iklimine adapte olmuş çeşitli ırk var. Büyükbaş hayvancılık genellikle yatırım aracı olduğundan, entansif hayvancılığa daha uygun olduğu için hep teşvik edilmiş. Küçükbaş hayvancılık geleneksel yöntemlerle, babadan kalma yöntemlerle, genellikle yoksul halk kitlelerinin yaptığı bir üretim dalı olarak görülmüş. Gerçekten de öyle. Küçükbaş hayvanla uğraşan üreticilerimizin maalesef hem gelir seviyesi düşük, hem eğitim seviyeleri daha düşük. Neden? Çünkü kırsal kesimde yapmak zorundalar. Zor coğrafyalarda, zor koşullarda üretim yapmak durumundalar. Böyle olunca da tabii haliyle öncelikli olarak büyükbaş hayvancılık desteklenmiş. Ben pek şeye dönmek istiyorum tekrar. Hani siz çarpıcı bir rakam verdiniz. Dediniz ki işte 1980'li yıllarda Türkiye nüfusu 45 milyondu.
45 milyon da koyun vardı. Peki şu anda bu gelişmeye rağmen Türkiye'nin nüfusu kadar koyun var mı şu anda Türkiye'de? Ve hayır, yoksa 2 kişi 3 kişiye bir koyun mu düşüyor? Evet, şöyle söyleyelim. Son istatistiklere göre, hatta daha da çarpıcı olması açısından 2005-2010 yılları arasındaki dönemde koyun sayısının 18 milyonun altına, keçi sayısının da 5 milyonun altına düştüğünü görüyoruz. Evet. Rakamlarla konuşmak gerekirse bizim öğrencilik yıllarımızda koyun sayısı 45 milyon civarında, keçi sayısının da 20 milyon civarında olduğunu biliyoruz. Çok yüksek rakam. 5 milyona yakın tiftik keçimiz vardı. 3,5 yani ila 5 milyon arasında. 5 milyona düştü değil mi hocam? Evet, yani 20 toplamda 5 milyonun altına düştü. Düştü. Türkiye o dönemlerde, tabii ki bu verimlilik açısından değil ama toplam üretimde, koyun sütü üretiminde dünyada söz sahibi, ilk sıralarda yer alan bir ülkeydi. Ama şu anda 2010'dan sonraki hareketlenmeye rağmen koyun sayımız yaklaşık 25-28 milyon civarında. Keçi sayımız da biraz daha göze çarpan bir artış var. 9 milyonu aştı şu anda. 10 milyona doğru gidiyor. Evet. O zaman 3 kişiye bir koyun düşüyor şu anda değil mi? Yani koyun keçi ikisini beraber değerlendirirseniz aşağı yukarı 33-35 milyon civarında küçükbaş hayvanımız var. 75 milyon olduğunu düşünürseniz. 2 kişiye bile bir değer düşmüyor yani. İşte. O zaman şöyle 5 kişiye 2 tane koyun veya keçi düşüyor diye düşünün. Evet. Şimdi tabii son zamanlarda bu özellikle keçi sütüne karşı toplumda bir ilgi olmaya başladı ve bir farkındalık yaratılmaya başladı. Ve bu farkındalık sonucunda da bakıyorsunuz artık keçi işletmeleri, özellikle keçi sütü üreten işletmeler artmaya başladı ve artık raflarda, yani marketlerin raflarında daha fazla sayıda üretilmiş keçi sütü ürünleri görüyoruz. Ya bunun nedeni nedir? Yani gerçekten doğru mu bu keçi sütüyle ilgili söylenenler hocam? Şimdi tabii artık bilgi çağındayız. Üretilen bir bilgi dünyanın neresinde olursa olsun birkaç saniye içerisinde bütün dünyaya yayılıyor. Evet. Yapılan araştırma sonuçları herkes tarafından anında okunabiliyor, imkanı olanlar tarafından. Elbette keçi çok özel bir hayvan. Hem davranışlarıyla hem ürünleriyle multifonksiyonel dediğimiz çok üretken bir hayvan. Hem üreme hızı yüksek. Ve siz de biliyorsunuz süt bölümündesiniz. Keçi sütü özel bir süt. Kazeinli sütler içerisinde ve kazeinin yapısı bakımından farklılıkları var. Alerjen faktörler içermemesi. İçermiyor. Yağ bakımından. Yumuşak dokulu. Yani ihtiyacın anladığı şekilde yağ kolay parçalanabilir. Evet. Yapıdan. Ve yağ habbecikleri daha küçük yapıda. Evet. Doğal homojen bir süt. Evet. Yani biliyorsunuz kolay kolay kaymak tutmayan ve yağı çok homojenize olmuş, doğal olarak homojenize olmuş bir süt. Bebek beslenmesinde önemli. Annesinin sütü olmayan bebeklerin beslenmesinde bir ikame olarak kullanılabilen bir süt. Bu anlamda son yıllarda hızlı bir hareketlenme var. Bizim çalışmalarımız vardı. 2005 yılında bir proje hazırlamıştık biliyorsunuz. Evet. Avustralya'dan çok yüksek verimli damızlıklar getirdik. Onların dağıtımıyla keçi üretimine yatırım yapmak isteyen üreticilere yardımcı olmak, damızlık temini sağlamak amacıyla yaptık. Ve çok da başarılı oldu. 55 tane gelen hayvanlardaki yüksek verim genlerinin bugün 10 binleri bulan hayvan sayısına ulaştığını çok görüyoruz. Güzel, sağda çok 15'e yakın intensif diyebileceğimiz işletme kuruldu. Bunlara Ege Üniversitesi olarak biz teknik destek verdik. Hem damızlık destek verdik, hem hayvanların beslenmesiyle, üremeleriyle, suni tohumlamalarıyla ilgili teknik destekler verdik. Ve gerçekten bizim bu projeye başladığımızda projeyle sözleşmeli üretim yapabilecek, yüzbaş sağmalı olan, makinayla sağım yapan üretici bulamamıştık biz. 3 tane üretici bile bulamamıştık. Şimdi ise 3000 kapasiteli, 5000 kapasiteli onlarca işletme kuruldu. Ve çok ciddi günde 1,5-2 ton süt üreten işletmelerimiz var. Keçi sütü gerçekten çok güzel, hak ettiği yeri almaya başladı. Sizin de anlatımında şunu anladık ki, Türkiye'de keçi varlığının artmasında ve bu hayvanların kalitesinin arttırılmasında Ege Üniversitesi'nin çok büyük rolü var. Ziraat Fakültesi'nin rolü var. Zooteknik bölümünün çok büyük rolü olduğunu görüyoruz. Peki hocam, şimdi şunu diyorlar. Kokuyor diyorlar mesela işte çocuklar. Veya eskiden hani gerçekten de kokardı keçi sütü veya işte keçi eti. Şimdi bakıyorsunuz marketlerde satın aldığınızda bu keçi sütü ürünlerini
artık kokmadığını görüyorsun. Ya bunun nedeni nedir? Ya bir işlem mi yapıyorlar ya da ne bileyim artık hijyen gelişti de onun için mi kokmuyor? Neden nedir bunu? Bu teke kokusu, keçi kokusu derler hep. Evet. Ya şimdi, biraz da toplum ondan itiyordu bugüne kadar bu ürünleri. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu keçi ürünlerinde, etinde, sütünde olan koku, keçilerin özellikle boynuz kökleri çevresinde olan bazı salgı bezleri tarafından salgılanan kaprik asit dediğimiz bir feromondan kaynaklanıyor. Bu özellikle üreme mevsiminde karşı cinsi çekmek amacıyla salgılanan bir feromon. Hormon benzeri bir kimyasal madde. Şimdi bu kaprik asit doğrudan doğruya sahamla ilgili ve sahamdan sonraki soğutmayla ilgili. Anladım. Eğer siz sütü sağdıktan sonra yarım saat içerisinde artı 4 dereceye düşürebiliyorsanız bu artık kokuyu çok fazla hissetmiyorsunuz. Ve yani o tabii hijyene de giriyor o iş. Hijyenle ilgili el değmeden sağımdaki işte diğer olumsuz faktörleri elle sağımda oluşan diğer olumsuz faktörleri eliminize ettiğiniz zaman makineyle doğrudan tanka girip anında artı 4 dereceye düşürüldükten sonra artık bu kokuyla ilgili herhangi bir çekince yok. Tabii ki keçi sütünün kendine özgü bir aroması da tabii, var. Tabii kesinlikle var. Ve şimdi bazıları çok seviyor mesela ben de çok seviyorum mesela o aromayı ama bazıları sevmiyor doğru. Şimdi artık süt işletmelerinin işleyebileceği miktarda da süt üretildiği için tabii süt teknolojisinin de bunda payı var. Doğrudan doğruya inek sütü gibi UHT olsun işte pastörize süt olsun işlemeye yönelik süt işleme fabrikalarında, işleme tesislerinde keçi sütü de işleniyor ve tabii ki o olumsuz faktörler hepsi eliminize ediliyor. Şimdi şeyi görüyoruz hocam, o aklıma geldi konuşurken sizinle de, koyun eti zaten eskiden beri marketlerde var, satılıyor. Yani bütün işte bugün marketlere gittiğinizde, kasaplar ve marketler dahil, marketlerin kasap kısımlarında sığır eti var, dana eti daha doğrusu, dana eti var, koyun eti var, işte kıyma var, koyun kıyması var. Koyun eti kıyması veya karıştırıyorlar birbirine. Ancak keçi etini çok fazla görmüyoruz. Çünkü şunu da biliyoruz mesela keçilerin işte doğurdukları zaman tamam dişisini sağıyorsunuz ama işte erkeği eğer teki ayırmamışsanız bunun da etin değerlendirmesi gerekiyor. Ama çok fazla bunları marketlerde gördüğümüz söylenemez. Neden bu böyle oluyor? Bunun da çeşitli nedenleri var. Birincisi ve belki de en önemlisi keçi ile ilgili tüketim alışkanlıkları çok değişkenlik gösteriyor. Bölgesellik, yöresellik gösteriyor. Şimdi örneğin İzmir bölgesinde, İzmir'in merkez bölgesinde keçi etini tüketen hemen hemen kimse yokken biraz kırsalına gittiğiniz zaman keçi etinin, oğlak etinin özellikle çok daha fazla tercih edildiğini görüyorsunuz. Göller bölgesinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Akdeniz yöresinde yine bir yaşlı özellikle kastre edilmiş erkek oğlak etinin çok daha fazla tercih edildiğini. Kastre edilmiş ne demek hocam? Kastre edilmiş dediğiniz? Erkeklik fonksiyonları giderilmiş, enenmiş halk arasında iniş edilmiş gibi farklı şekillerde ifade edilebilir. Bu tabii erkeklik fonksiyonları giderildiği için feromonlar da devre dışında kaldığından o bildiğimiz olumsuz kokular da ortadan kaldırılmış oluyor. Ancak tabii esas önemli faktör burada oğlak üretiminde, oğlak eti üretiminde özellikle mevsimsellik. Yani bir süreklilik yok. Şimdi bir hipermarket veya bir süpermarket rafa ürününü koyduğu zaman 24 saat 365 gün o ürünü tüketiciye sunmak istiyor. Evet. Ancak keçi ürünlerinde bu henüz daha mümkün değil. Çünkü üremeleri mevsime bağlı. Doğru. Dolayısıyla oğlak eti üretimi, keçi sütü üretimi henüz daha çok mevsimsel özellikler gösteriyor. Yani 3 ay buluyorsunuz, geriye kalan 9 ay bulamıyorsunuz. Böyle olduğu zaman da ürünü pazarlamakta, büyük tüketim merkezlerinde tüketiciye sunmakta, rafta yer almakta zorluk çekiliyor tabii ki. Peki sağlıklı mıdır? Yani koyun eti ve keçi sütü sağlıklı mıdır? Kesinlikle çok sağlıklı. Özellikle keçi eti. Tavsiye ediyorsunuz yani tüketiciye. Tavsiye ediyoruz. Oğlak eti. Oğlak özellikle eti. Bir yaşın altında oğlak etini tavsiye ediyoruz. Çünkü keçinin yine bu et özellikleri bakımından da diğer türlerden bazı farklılıkları var. Çünkü keçilerde derinin altında
olan diğer türlerde, koyunda, sığırda olan kabuk yağı dediğimiz yağ oluşmuyor. Yani doğrudan doğruya deriyi soyduğunuzda kasla, etle karşılaşıyorsunuz. İkincisi, yine vücuttaki yağlar, biliyorsunuz çok hareketli ve gezen bir hayvan, genellikle vücut boşluklarında toplanıyor. İç organların etraflarında toplanıyor. Kas lifleri arasında dağılmıyor. Bu özelliği nedeniyle yağsız ve kolesterol açısından çok daha dengeli bir et sunuyor. Mesela ben koyun etinde çok sağlıklı olduğunu duyuyorum. Evet, yani kuzu keçi eti, kuzu etinde. Doğru mu hocam? Doğrudur. Yani hangi özellikleri de hocam mesela sağlıklı? Şimdi Türk toplumu tabii çok yanlış yönlendirildi. İşte o zaten onun için kırmızı sizi çağırdık et hocam. Tüketiminden uzaklaştırıldı. Çok tehdit vari şekiller, işte kalp damar hastalıklarına neden olur, yağlıdır yemeğin, kırmızı et böyledir, şöyledir gibi. Bunun tabii tüketim alışkanlıklarının değişmesinde büyük etkisi oldu. Ancak sonradan yapılan araştırmalar gösterdi ki özellikle kuzu etinin çok sağlıklı olduğunu, kolesterolü bırakın kolesterol hastalıklarına neden olmayı, önleyici özellikleri düzenli tüketildiğinde önleyici faktörler içerdiğini gösterdi. Özellikle B vitamini ve demir bakımından kırmızı et çok önemli. Beynin gelişmesinde, çocukların gelişmesinde çok önemli besin maddelerini içeriyor. Bu nedenle hepimizin kırmızı et tüketimini ve özellikle de kuzu eti, oğlak eti tüketmelerini tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsunuz. Zaten siz de katılacaksınız benim bu söylediklerime. Hayvansal protein kaliteli proteindir. Evet. Özellikle dünyada gelişmiş ülkelere baktığımız zaman hayvansal protein tüketimleri çok fazladır. Nedir bunlar? Et, süt, yumurta, bal, et ürünleri, süt ürünleri, kanatlı ürünleri. Bunlar gerçekten de bu ürünlerden insanların aldığı proteinler son derece önemli. Çünkü çok insan sağlığı için gerekli olan amino asitleri özellikle sağlıyorlar. Ama Türkiye'de hep beslenmede hep otlar öneriliyor. Evet. Yani etler değil de genelde otlar öneriliyor. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bazı diyetisyenler ama mesela bazı hocalarımız, özellikle tıp alanında çalışan bazı hocalarımız son zamanlarda eti özellikle önermeye başladılar. Mesela tereyağla ilgili bir sıkıntı vardı, zararlı deniyordu. Şimdi mesela yumurta. Yıllarca yumurta için kolesterol kaynağı dendi. Sonra pardon ya işte değilmiş falan dendi. Dolayısıyla bunlar da tabii toplumun beslenmesini etkiliyor. Çünkü özellikle günümüzde özellikle profesörse veya işte doçent ya da öğretim görevlisiyse onun söylediği insanlar dikkate alıyorlar. Yanlış bir şey söylediğinizde toplumu yanlış bir yere götürmek istiyorsunuz. Neyse hocam. Peki bir 5 dakikamız var. Bu 5 dakika içerisinde sorunlar nedir? Bu konuda ben küçük bir katkıda bulunayım. Şimdi dengeli beslenme diyoruz. Evet. Dengeli beslenme için şöyle bir kuralımız var. Bir insanın dengeli beslenebilmesi için tükettiği proteinin en az yarısının hayvansal kaynaklı kökenli olması kesinlikle gerekiyor. Bu şu demek, örneğin 70 kilogram ortalama canlı ağırlıktaki bir insanın günlük protein ihtiyacı 70 gramdır. Evet. Yani kilogram canlı ağırlığa 1 gramdır. Evet. Ve bunun 35 gramının hayvansal kaynaklı olması gereklidir dengeli beslenme açısından. Tabii. Neden öyle? Çünkü biliyorsunuz proteinler vücudun yenilenmesi, tabii, yıpranan hücrelerin yapılanması kaslar, için vücut proteinlerine dönüştürülmesi gerekir ve hayvansal hücre insan hücresine daha yakın olduğu için insan hücresine benzer amino asitleri çok daha fazla içeriyor. Evet. Ve dışarıdan yemekle, yiyeceklerle alınması gereken esansiyel amino asitler dediğimiz, mutlaka yiyeceklerle alınması gereken amino asitleri içeriyor. Bu bakımdan önemli. Türkiye'de bir rakam verecek olursak, tabii, Türkiye'de örneğin toplam protein tüketimi 108 gram. Hı hı. Yani bakıyorsunuz insanların evet protein ihtiyacı karşılanıyor ama içindeki hayvansal protein oranı 25 gram. Bu şu demek, biz evet yiyoruz, protein tüketiyoruz ama karnımızı doyuruyoruz. Dengeli beslenmiyoruz demektir. Evet. Şimdi özellikle 2010 yılından sonra burada birkaç bilgi vereyim. Çok desteklerin arttığını söylemiştik. Birkaç rakam vereyim. 2002 yılında tarıma 2 milyar 75 milyon TL destek verilmiş. Tarım alanında. Ve bunun 83 milyon TL'si sadece hayvancılığa. Yani payı %4. Evet. 2013 yılında bu rakam 9 milyar 700 milyon TL'ye çıkmış. Ve
Toplam destekler toplam değil mi? Toplam destek. Tarıma verilen destekler. Evet. Bunun içerisinde de hayvancılık %25.8'e çıkmış. Gittikçe artıyor evet, destekler. 2,5 milyar TL'ye. 2014'te evet. Bu rakamlar aşağı yukarı aynı bir olacak düzeylerde kaldı. Tabii bu bizim yatırımcımızın dikkatini çekti. Birçok işte sıfır faizli krediler, hibe destekleri verilmeye başlandı. Böyle olunca da küçükbaş hayvancılığa da yatırım yapılmaya başlandı. Yine karşılaştırdığınız zaman yani toplam destek içerisinde, hayvancılığa verilen destek içerisinde elbette küçükbaş hayvancılığın payı yine küçük kalıyor. Yani 100 birimden aşağı yukarı 3-4 birimi küçükbaş hayvancılığa gitti. Ama burada farklılık artık intensif diyebileceğimiz kapalı, yoğun üretim yapan işletmeler ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu beraberinde birçok sorunu getirdi. Örneğin damızlık, nitelikli damızlık sorunu ortaya çıktı. Bizim bu projemiz de bu bakımdan bu sorunu çözmeye yönelikti. İnsanlar çok para harcayıp kredi kullanarak devasa işletmeler kuruyorlar. Ama içine koyacak nitelikli, yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı hayvan bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Evet. Önemli sıkıntılarımızdan birisi bu. Devlet bunu zaman zaman çeşitli önlemlerle çözmeye çalışıyor. Kontrolsüz bir şekilde ithalata izin veriyor. Fakat bu ithalat iznini genellikle hani ehliyeti olmayan, hayvancılıkla çok fazla ilgisi olmayan tüccar tabiri caizse insanlar yapıyor. Başka meslek gruplarından evet, belki. Ve damızlık değeri belli olmayan hayvanlar farklı yollardan Türkiye'ye sokuluyor. Bu da birçok adaptasyon problemlerini, sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Bir diğer önemli sorun maliyetle ilgili. Şimdi çarpıcı bir örnek vereyim. Keçi yetiştiriciliğinde ileri gitmiş ülkelerden birisi Fransa'dır. Çok iyi para kazanıyor. Hem damızlıktan hem özel Fransız peynirlerinden biliyorsunuz. Fransa'da bir işletmeden çıkış fiyatı 58-59 euro sent. Çiğ sütün fiyatı, keçi sütünün fiyatı. Ve orada üretici gayet memnun. Yani kaç paraya geliyor? Türk parası Türk 60 lira olsa 1,5 lira civarında. Evet. Bir keçi sütünün litresi. Evet, litre. Çiğ süt olarak işletmeden. Evet, Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de bakıyorsunuz batı bölgelerinde her bölge için bu söz konusu değil. Ancak İzmir için örneği şu anda 2 liranın üzerinde. 2 liranın üzerinde. 2,5 liraya yakın üzerinde fiyatlar yani fiyat var. Evet. Peki mesela ancak kırsalda ne kadar? Hani diyelim ki Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve dağda mesela bunu yapan bir kişi için. Bölgesel olarak değişiyor. Ama 1,5 liranın altında değildir yine değil mi hocam? O altında olan inek sütüyle eşdeğer olan yerler de var. Evet. Onun farklı nedenleri var. Ancak şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Fransa'daki üretici Türkiye'deki daha batı bölgelerinden düşük fiyatla ürününü pazarlamasına rağmen gayet memnun. Ancak Türk üreticisi 2 liranın üzerinde pazarlamasına rağmen memnun değil. Bunun nedenleri içerisinde yem maliyetleri geliyor. Evet, sütün çok maliyeti. Çok az bir süremiz kaldı hocam. Evet, bir litre maliyet 30 saniyemiz yüksek. Kaldı. Çünkü özellikle karma yem sanayinde dışa bağımlılık var. Hem premix maddelerde, vitaminlerde, enzimlerde ve özellikle de karma yem sanayinin ham maddesi olan mısırda, kepekte, küspelerde dışa bağımlılık var. Bunun çözülmesi gerekir. Önemli sorunlar bir tanesi bu anladığım kadarıyla. Evet. Hayvanın çok sayıda sorun var. Hayvanın sağlığıyla ilgili sorunlar tabii, var. Evet. Küçükbaş hayvancılığın en önemli sorunlarından bir tanesi bu konuda yetişmiş uzman veteriner hekim sayısı az. Az. Koruyucu hekimlikle ilgili sorunlar var. Aşı temininde ilgili çok ciddi sorunlar var. Onun dışında örgütlenmeyle ilgili sorunlar var. Sorun çok. Evet. İnşallah başka bir programda da bunlara değinir. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki konuğum Profesör Doktor Nedim Koşum idi. Kendisi Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi. Sayın hocamla Türkiye'de küçükbaş hayvancılığı konuştuk. Ne durumda, nasıl gelişti ve sorunlarını konuştuk. Keçi sütünü konuştuk, keçi etini, koyun sütünü, koyun etini konuştuk. Önümüzdeki hafta yepyeni bir programda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.